Geçtiğimiz hafta Uşak Spor, Van Spor karşısında 3-1 yenilerek mağlup oldu. Bu konu hakkında da Recep Yazıcı, Uğur TV mikrofonlarına konuştu. Efem Beton katkılarıyla spor haberleri. Geçtiğimiz hafta Van deplasmanına çıktınız. 3-1 mağlup oldunuz. Görüşlerinizi alabilir miyim? Evet, öncelikle 3-1 mağlup olduk. Yine bir 3 puan kaybettik. 7 tane sakat oyuncuyu biz burada bıraktık. 14-15 kişilik bir dar bir kadroyla gittik. Çünkü son haftalarda artık sakatlıklar baş göstermeye başladı. Uzun sürecek olan sakatlıklar var, kısa sürecek sakatlıklar var. Dolayısıyla son 2 maçımızı bu şekilde atlatacağız. Birisi İskenderun maçı bu hafta. Maça gelecek olursak ben oyuncularımı kutluyorum. Skor bizi hep aldatıyor. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Ama bakıldığı zaman maçın tablosuna 88. dakikaya kadar 1-1 çok iyi oynayan bir Uşakspor vardı. Çok iyi mücadele eden, genç ağırlıklı olmamıza rağmen sahada pozisyon bulan, oyunu güzelleştiren, orta saha hakimiyetinin bizde olduğu bir Uşakspor vardı. Dolayısıyla beklediğimden daha iyi mücadele etti çocuklar. Fakat 88. dakikada maalesef yine bireysel bir hatadan dolayı biz bu golü yedik. Zaten 88-89'da golü yediğin zaman oyundan kopuyorsunuz, düşüyorsunuz. O 3-1 aldatıyor. Tabii bazı taraftarlarımızdan ben tepki alıyorum ama bu yazıyorlar bana. Ancak bu futbolda olabilen şeyler, yani bireysel hataların önüne geçmemiz mümkün değil. Bu futbolcunun şeyle alakalı, biraz hem şansıyla, hem yeteneğiyle, hem kalitesiyle olan şeyler bu. Maalesef geçen hafta da biz bir bireysel hatadan gol yedik. Bu düzelmeyecek bir şey değil ama bizim büyük olan takım halinde iyi oynamamız. Van Spor'un 5-6 bin taraftarı vardı. Tabii ki iyi bir ekip, kuvvetli bir ekip. Şimdi buraya gelecek İskenderun Spor da öyle. Bu ligin şampiyon adaylarının 3 şampiyon adayından bir tanesi. Yani bu kadar maddi bütçeler ayrılmış. Biz onlara göre de bakın göreceksiniz aynı futbol oynayacağız. Mühim olan ikinci yarıda eksiklerimizi tamamlayıp yönetimimizin bize vermiş olduğu olanakları en iyi şekilde takıma monte edip ikinci yarıda bu puan kayıplarını tamamlamak olacaktır. Hedefimiz budur. Oyunun gidişatından, oyundan çok memnunum. Yani ondan bir sıkıntı yok. Sıralamada her an 2 galibiyetten yer değişebilir. Sıralamada da çok çok vahim bir yerde değiliz. Birkaç galibiyetle yer değişebiliyor. O yüzden gerçekten bizim ikinci yarıya tabii ki daha güzel, planlı bir şekilde gitmemiz lazım. Bunu sağlarsak, eğer bunu sağlayabilirsek zaten bu futbolla, bu oyunla biz bu ligde yukarılara doğru tırmanırız diye düşünüyorum. Onun için önemli olan bu hafta İskenderun maçında şansın bizim yanımızda yer alması. Aynı futbolu eğer biz burada oynayabilirsek gerçekten İskenderun maçı da çok kaliteli bir maç olacaktır. İnşallah 3 puan alan taraf biz oluruz inşallah. TFF 2. lig grubunda yer alan Uşakspor 19. hafta karşılaşması için İskenderun maçına hazırlıklarına başladı. İşte yine başladık. Bir gün izin veriyoruz maçtan sonra. Zaten zor bir deplasmandan geliyoruz. Uzak bir seyahatten geliyoruz. Dolayısıyla da bugün başladık. En iyi şekilde çalışacağız. Biz hafta içinde her zaman iyi çalışıyoruz. Her zaman iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuna yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Her zaman iyi hazırlanıyoruz. Çocuklarımız istekli. Zaten sakatlarımız yoğunlukta. Biz yani şu anda 16 tane, 17 tane oyuncuyla biz antrenmana çıkıyoruz. Dolayısıyla kadroda devreyi tamamlamış oyuncularımız var. Yani artık ikinci yarı bize faydalı olacak oyuncularımız var. Biz elimizdeki oyuncularla en iyi işini yapmaya çalışıyoruz ve en iyi antrenmanlarımızı yapıp maça hazırlanacağız. Yani bizim maça hazırlamamızda hiçbir sıkıntı yok. Uşakspor İskenderun karşılaşması 18 Aralık Pazar günü saat 2'de Bireyli Stadyumu'nda gerçekleşecek.